Celil Bey, öncelikle merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Efendim, öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Ne zamandan beri sektördesiniz? Daha sonra da sektörünüze verdiğiniz katkılardan, faaliyetlerden değerli izleyicilerimiz için bahsedelim. Tabii ki. Biz bu sektörde yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim hizmet alanımız hac malzemeleri. İşte önemli dini günlerinizde, mevlitlerinizde kişiye özel Yasin olsun, Kur'an-ı Kerim olsun, kişiye özel mevlit hediyelikleri hazırlıyoruz ve üzerine kişiye özel isimler yazıyoruz. Çok güzel. Evet. Peki, yani burada birçok çeşit ve birçok ürün var. Hepsi birbirinden güzel. El emeği, göz nuru ürünlerden tutun da gerçekten son zamanlarda özellikle çok çok tercih edilen ürünlerimiz var. Öncelikle ürün kategorimize ve çeşitliliğimize değinmek istiyorum. Burada neler bulabiliyoruz? Burada hac malzemeleri, işte neler giriyor buna? Acaba buna işte seccade, tesbih, yüzük, namaz elbisesi, bayan kıyafetleri, ondan sonra son zamanlarda bunlardan daha çok mevlit hediyelikleri, işte kişiye özel Yasin yapıyoruz, Kur'an-ı Kerim yapıyoruz, değişik farklı ürünler yapıyoruz. Bunlar hep kişiye özel oluyor. Mevlitlerde veya umre dönüşleri, hac dönüşleri dağıtıyorlar. Peki gelelim bu son zamanlarda özellikle mevlitlerde, daha doğrusu dini organizasyonlarda yapılan hediyelikler, kişiye özel tasarımlar genelde neler oluyor? Genelde işte Yasin setlerimiz var. İşte Yasin tesbih, çantası gibi. Ve Kur'an-ı Kerim'e özel isim yapıyoruz. Yasin'e özel isim yapıyoruz. Sürmeler tabii ki onlar ayrı. Sürme, yüzük, esans grubu. İşte bujiteri tarzı. Bu tarz ürünlerimiz var. Şekerliklerimiz, lokumluklarımız. Peki organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz. Öncelikle bu nasıl bir his? Bunu alalım sizlerden. Biz işimizi çok seviyoruz. Ve çok mutluyuz. Müşterilerimiz bizden gayet memnunlar. Biz de elimizden geldikçe onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle ben dediğim gibi sektörünüze verdiğiniz faaliyetlerden ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Zaten 15 sene güzel bir zaman. Peki gelelim, ileride büyümeye yönelik yaptığınız Ar-Ge çalışmalarınız neler var? Büyümeye yönelik neler düşünüyorsunuz? Biz gene kendi işimizde büyümeye çalışıyoruz. İşte sürekli yenilik katmaya çalışıyoruz yaptığımız işte. O yönden biz gayet memnunuz ve yürümeye devam edeceğiz inşallah. İnşallah diyoruz efendim. Başarı yolunda hedeflerinizin de devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anlat bakalım Türkiye. Sizlere Ankara'dan seslendi. Yolculuğumuz yine aynı yerde devam ediyor. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.